Süper Kupa kazandığımız dönemde 2011-2012 2011-2012 aldık biz. 2012'de kazanmıştık Süper Kupayı. Buradaki senin için en anlamlı olan hangisi? Şampiyonluk kupamız. Bu şampiyonluk kupamız 2008 ve 2009 yıllarının şampiyonluk kupası. Burada da Peki yazılıdır. iki defa alınca mı şeyde kalıyor? Burada. Evet, bizde kalıyor. İki sefer üstü alınca. Evet, bu sefer bizde kalıyor. Bu da süper. Bu diğer 2010'da kazandığımızda tarihi burada var. 2010, oradaki 2012 idi. Bir de federasyon kupamız vardı. Bunlar şeyde oynadığımız zaman, maçlarında. Twente ile oynadığımız UEFA Ligi maçıydı. Bu da meşhur Barcelona. Barcelona'nın Gökdeniz'in gol attığı ve Medvedev'in kahraman Türk dediği Evet. karşılaşma. Tabii ki insanlar sana efsane demişler. Senden birisi saymışlar. Onlardan biri gibiyim burada. Çok saygı duyuyorlar ve çok seviyorlar. Zaten sen de Rusya'da yaşıyorsun. Sen de görüyorsun, duyuyorsundur bunları. Benim için çok gurur verici. Mutluluk duygularımı çok böyle kabartıyor. Yani öyle bir beklentim yoktu zaten. Yani bir anda spontane gelişen bir olaydı. Zaten inanılmaz bir galibiyet almışız. Döndüğümüzde bir organizasyon olmuştu. İşte benim elimi de sıktığı zaman o zaman dönemin Rusya Cumhurbaşkanı Sayın Medvedev, "O kahraman Türk sen misin? O galibiyet golünü atan sen misin?" dedi. Öyle bir tanışma fırsatımız olmuştu kendisiyle. Tabii bunlar çok gurur verici, mutluluk duyucu şeyler. Bu çok güzel bir proje. Rubin Akademisi ile Rubin A takımının arasında bir köprü vazifesi olacak Rubin 2 takımı. Hızlı, kaliteli ve etkin gençleri bulup yetiştirip hızlı bir şekilde Rubin Kazan takımına yetiştirmek istiyoruz. Kağıt üzerinde ve projeye baktığım zaman çok doğru ve çok iyi bir proje. Bakacağız inşallah meyvelerini en kısa zamanda alırız. Ama ben alacağımıza inanıyorum. Peki insanların burada beni efsane görmesi, beni çok sevmeleri ki ben de onları çok seviyorum. Tabii cesaret ediyor ama bir işe başlamak için de, bir başarıyı sağlamak için de cesaretli davranmamız gerekiyor. Doğru insanlarla, doğru bir projeye de başlamak baktığınız zaman bana göre çok doğru geldi. Proje çok beni mutlu etti ve umutlandırdı. Benim için efsane olduğum bir yerde de başlamak hem gurur verici hem de mutluluk verici. Tabii ki cesaret gerektirdi. Yani şöyle söyleyeyim, her dediğim lafta dayasını söylüyorum. Benim için çok gurur verici bir şey. Yani yurt dışındasınız, başka bir ülkedesiniz ve başka bir ülkenin cumhurbaşkanı geliyor ve efsane olarak sizin formanızı vermesini istiyorlar. Bu inanılmaz gurur verici bir olay. Tabii geçmiş döneme baktığımız zaman 11 yıllık bir futbol hayatım var burada. Rubin Kazan'ın da geçmişine ve başarılarına baktığımız zaman hepsinde benim imzam var. Hem çok sevildim hem çok çalıştım. Ve inanılmaz gurur duyuyorum ve mutluluk verici. Yani biz artık teknik direktör adaylarından bir tanesinin hem adayız hem de artık o yola baş koyduk. Bugün buradayız, yarın başka bir yerde olabiliriz. Ben bu projede ne kadar devam ederim, ne kadar giderim, ya da buradaki hedeflerim nedir? Ama buraya gelmişken ben ilk futbolculuk döneminde de bu lafı kullanmıştım. Yani Rubin'e geldim, bir kupa kaldırmak istiyorum diye. Yine Rusya'ya geldim, yine Rubin'e geldim. Yine bu kupa kaldırmak en çok istediğim şeylerden bir tanesi. İlk hedefim o. Ondan sonraki hedeflerim tabii ki Türkiye var. Neden olmasın? Türkiye'de bir takım çalıştırmak ve başarılı olmak. Benim ilk geldiğim yıl Zenit maçı oynadık. Üçüncü haftaydı. 3-1 yenmiştik onları orada. Ondan sonra bir gazeteciye bir röportaj vermiştim. Orada demiştim, biz Trabzonspor'da hep alışmıştık şampiyonla oynamaya ve hedefimizin şampiyonluk olduğunu. Yine öyle bir kelime kullandım Rubin Kazan'la ilgili. Çünkü 3 hafta üst üste galip geldik. Takım da iyiydi.
Dedim, bu seneki hedefimiz şampiyonluk dedim. O hafta için başkan toplantı yaptı ve toplantının içinde bana Karadeniz'le hitap ediyordu. Karadeniz artık böyle demeçler verme. İşte bizim hedeflerimizin içinde şampiyonluk yok. Mütevazı davran. Daha mütevazı davranım. Ama 7 hafta üst üste galip gelince bu sefer herkes şampiyonluktan bahsetmeye başladı. 2 sene üst üste şampiyon oldum. Geçen sene tekrar ligi yükselttiler. Asıl olması gereken ligdeler şu anda. İyi genç bir ekipleri var, iyi bir tecrübeli hocaları var. Ben bu sene onlardan hem iyi futbol hem de iyi sonuçlar bekliyorum. Umarım benim istediğim gibi olur.